Bilmiyorum Deme kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Daha önceki videomuzda M2'mize soğutucuyu nasıl takarız onu göstermiştim. Zaten aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten de o videoya bakabilirsiniz. Şimdi bilgisayarımıza ikinci M2'yi kasamıza nasıl takarız onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar ilk kasada bakın burada bir M2 yerimiz var. İkinci M2 yerimizde şurası olması gerekiyor. Şimdi orayı açacağız ve ikinci M2'mizi takacağız. Burayı söküyoruz. Eğer sizin M2 takacak ikinci alanınız varsa ve bu şekilde açık alanda değilse en yakın mesela ekran kartının altında olabilir. Ekran kartını çıkartmanız gerekecek arkadaşlar. Şimdi şurayı şöyle çıkaralım. Bu işlemi yaparken de güç kablosunu çıkartmayı unutmayın. Bu gördüğünüz aynı zamanda hem koruma hem de soğutucu görevi gören bir parça arkadaşlar. Çünkü burada hem termal pedi var hem de yapışkanı bulunuyor. Evet, şimdi daha rahat çalışma yapabilmem için buradaki ekran kartını çıkartmam gerekiyor. Şimdi vidalarını söktük. Şu kısmın 8'li pinleri de söküyoruz. Şuradan kilidini açıyoruz. Şöyle çıkartıyoruz ekran kartımızı. Şimdi M2'mizi tekrardan takacağız. Yerleştiriyoruz. Şuraya vidalamamızı yapacağız. Şimdi ekran kartımızı takıp bilgisayarımızı çalıştıralım. Bunu nasıl aktif edeceğiz? Şimdi arama buton kısmına geleceğiz. Buraya disk yönetimi diyeceğiz. Bakın burada disk, sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Burası açıldığı andan itibaren arkadaşlar burada bizim 931 GB'lık ayrılmamış ikinci M2'miz görünüyor. Buraya sağ tıklayıp yeni basit birim olarak seçiyoruz. İlerle diyoruz ve burayı full seçiyorum. Sonraki adım diyorum. C vardı, D olarak atamak istiyorum. D'yi atıyorum arkadaşlar. Devam diyorum. Son diyorum. Şu anda burası etkinleştirildi. Artık depolama birimimiz burada aktif oldu. Bu şekilde de kurulumunu tam olarak gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.